Hazır mıyız? Yok, yok, yok. Hazır değilsiniz. Yaşananlardan dolayı tabii ki kızgınım. Gözümü açar açmaz kötü bir his geldi içime. Telefonu açtığımda karşımdaki kişi cümleleri tam kuramıyordu. Hani çekiniyordu ama bir süre sonra anlıyorsunuz kötü bir haber vereceğini. 20 Temmuz 2020'de Onur Mennan Attar telefonunun sesiyle uyandı. Babası Ayhan Attar, Rusya'nın Çin sınırında bulunan Amur bölgesindeki Rönesans Holding şantiyesinde mekanik formen olarak çalışıyordu. 2 yıl sonra emekli olmak ve artık çocuklarıyla vakit geçirmek istiyordu. Fakat öyle olmadı. Rönesans temsilcileri kalp krizi geçirerek öldüğünü söylediler. Tabii ki büyük bir boşluğa düştük. Hani bu tarif edilemez bir şey. Tabii ki vefat kötü bir şey. Ama hiç vakit geçiremediğim birinin yurt dışında vefat etmesi çok ayrı bir şey. Ve ablam o dönemde doğum yapacaktı, ona söyleyemedik, ona 10 gün sonra söyledik. Ondan bu süreci saklayıp hiçbir şey olmamış gibi davranmak da zordu. O da öğrendikten sonra zor bir süreç yaşadı. Onur'un daha sonra eline geçen Rus otopsi raporundaysa ölüm sebebinin zatüre olduğu belirtiliyordu. O dönemde Rönesans'ın Amur şantiyesinde çalışan 20 bin işçiden 6 bininin ihmalkarlıktan dolayı koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Yaşarken şöyle söylüyordu babam, koronavirüs pozitif olan kişilerle negatif olan kişiler mesela aynı yemekhanede yemek yiyordu. Şirketten babamın vefatından sonra 3 testini de istedim, 2 testini yolladılar. Ama 3. testi olduğunu hem biz aile olarak biliyoruz hem de oda arkadaşı biz 3 testimizde olduk şeklinde beyanda bulunuyor. Bu tarz çelişkiler var. Türkiye'de de pandeminin ilk döneminde Rönesans Holding tarafından Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi şantiyesinde benzer iddialar gündeme gelmişti. Rusya başta olmak üzere çok sayıda ülkede faaliyet gösteren Rönesans Holding, Türkiye'de kamu özel işbirliği projeleriyle öne çıkıyor. Şehir hastanelerinden 1001 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na, Okluk Yazlık Sarayı'ndan deprem konutları ve otoyollara kamu ihalelerinin yeni gözdelerinden biri. Fakat Pandora Papers, Rönesans Holding'le ilgili başka gerçekleri ortaya çıkardı. Peki bütün dünyada eş zamanlı olarak yayınlanan Pandora Papers nedir? ICIJ'in direktörü Gerard Ryle anlatıyor. This is the Pandora Papers because we think we're opening a box on a lot of things. We're looking at about 12 million documents from 14 different service providers. These are law firms, firms that set up secret offshore accounts for people all over the world. Dünyanın dört bir yanındaki zenginlerin gizli hesaplarını ortaya çıkaran, yeni sızıntılarda yerini alan isimlerden biri de Rönesans Holding kurucularından Ayşe Ilıcak. Holding'in yönetim kurulu başkanı Erman Ilıcak'ın annesi olan Ayşe Ilıcak, kurduğu iki offshore şirket aracılığıyla varlıklarını vergi cenneti Britanya Virgin Adaları'na aktarıyor. Dolmine International ve Kovar Trading adlı şirketlerin kuruluşu tam da 1001 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatı devam ederken 17 Mart 2014'te gerçekleşiyor ve belgelere göre şirketlerin İsviçre'deki hesaplarında 100 milyonlarca dolar var. Alcogal firması aracılığıyla kurulan offshore şirketler sermaye kaynağı olarak inşaat, enerji, gayrimenkul alanlarındaki faaliyet yürüten aile şirketini gösteriyor. Ancak kamuya açık kayıtlarda Ayşe Ilıcak'ın ismine ulaşmak zor. Çünkü ismini gizlemek için şirkete vekil tayin ettiği direktörler ve hissedarlar var. Ilıcak bu şekilde perde arkasında kalıyor. Şirketlerin mali tablolarındaki bilgilerse oldukça şaşırtıcı. Kovar Trading'in 2015 yılında hesabına giren para tam 105,5 milyon Amerikan doları. Bu para aynı yıl bağış olarak şirket hesabından çıkıyor. Yine 2015'te Dolmine International'a gelen para da 105 milyon 200 bin doları buluyor. Şirket ayrıca 490 bin dolarlık faiz geliri elde ediyor.
Bu durumda Ayşe Ilıcan sadece bir yılda vergi cennetlerine aktardığı para 210 milyon Amerikan dolarını geçiyor. Haberin yazıldığı gün bu miktarın TL olarak karşılığı 1 milyar 874 milyon 392 bin 528 lira 92 kuruş. Bu rakamın gelir vergisi tam 750 milyon lira. Hazinenin kasasına girmeyen bu parayla 25 adet ilkokul, 8 adet hastane, 15 bin öğrenciye yurt yapılabilir ya da 115 bin öğretmen maaşı ödenebilirdi. Ilıcak vergiden kaçınarak zenginliğine zenginlik katarken şirketleri kötü çalışma koşullarıyla gündemde. Bunun son örneği geçen ay başında İstanbul'da yaşandı. Holdingin yüklenici firması olduğu TOKİ'nin Elazığ ve Malatya şantiyelerinde çalışan işçiler haklarını almak için direnişe geçti. Sadık Gergin bir grup işçiyle beraber 1500 kilometre yol kat ederek Diyarbakır Otogarı'ndan Rönesans'ın hayata geçirdiği projelerden biri olan Kartal'daki Piazza Alışveriş Merkezi'nin önüne geldi. Amaçları 7 aydır alamadıkları hak edişlerini alana kadar direnmekti. Eminim ki bunlar toprak da kabul etmez, taş da kabul etmez. Çünkü bunlar fakir fukarada işçiden ezilenlerden, mazlumlardan çalıyor. Ondan sonra bu gökdelenleri kaldırıyor. Yasa dışı bir şekilde ücretsiz izne çıkarıldıklarını belirten işçiler, maaşlarının bir kısmını da elden aldıklarını söylüyor. Bu da daha az vergi ödemenin yollarından biri. Biz geldik az değil, yani biz onların bir masada oturup yiyeceği bir 10 dakikalık bir para, ama bizimki ailemizi geçindiriyor, yani onu bir aylık geçimimiz, yani bir ay iki ay bizi geçindiriyor. Öte yandan kötü çalışma koşullarıyla anılan Amur Şantiyesi'nin bulunduğu Rusya'da da şirketin adı vergi skandalına karıştı. Firma Kasım 2020'de yaklaşık 10 milyon dolarlık vergi kaçırmakla suçlandı. Fakat 11 milyon dolar ceza ödemesi sonucu olay kapandı. Kamu denetiminden sorumlu Rus Araştırma Komitesi, Rönesans'ın günübirlik şirketler kurarak yalan beyanlarda bulunduğunu ve firmanın yaklaşık 1 milyar 100 milyon doları yurt dışına usulsüz şekilde çıkarmış olabileceğini belirtti. Babasının Rönesans Holding'de önceki işlerinden kıdem ve ihbar tazminatlarını da alamadığını anlatan Attar, yaşananlardan dolayı çok kızgın olduğunu söylüyor. Neden işçilerin haklarını yiyorsunuz? Benim babamın eşyalarını bana 5 ay sonra yolladılar. Ve ben bu süreçte tutunabileceğim belki de tek dal o eşyalar yani. Pandora Papers, Ayşe Ilıcan sadece 2015 ve 2017 yılları arasındaki aktivitelerini gösteriyor. Rönesans, ihalesini aldığı MIT yerleşkesi, Yargıtay yeni binası ve Hava Harp Okulu gibi kritik projelerin inşaatına devam ederken, şirket sahiplerinin şimdiye dek ne kadarlık mal varlığını daha vergi cennetlerine aktardıkları belirsiz. Hayırlı olsun diyoruz ve kordeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Makaslar hediyedir. Onlar sizde kalıyor.